Zaniolo Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan Nicolò Zaniolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan yıldızın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizler oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio, Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Mauricio Sarri'nin milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın iki kulübede kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri. Jim Wong transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısına yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizgi 2000'in formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray tecrübeli futbolcuyla anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvet'e de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'dan Breivik hamlesi. Galatasaray Molde'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in peşinde. Sarı kırmızılılar, kaval kemiği kırılan ve 3 ay sahalardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanan Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik, oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Breivik ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Victor Nelson'un yerine Leo Ortiz. Galatasaray Brezilyalı futbolcu Ortiz için devreye girdi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray için Brezilya basına flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz de Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmelerinde gerçekleştiği belirtildi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da iseri başarılı oyuncu kariyeri boyunca hep Brezilya ekiplerinde forma giydi. Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapan Leo Ortiz için kulübünün kapıyı 6 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Jorginho bombası. Problem yaşadığı bölgelere takviyeler yapmak için transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray gündemine dünyaca ünlü bir ismi ekledi. Kerem Demirbay'ın performansıyla orta sahada eli rahatlasa da orta sahaya çok önemli bir ekleme yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Jorginho'nun listesinin üst sırasına yazdı. Tarihin en parlak dönemlerinden birini yaşayan İngiliz devi Arsenal'de forma bulamayan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Jorginho'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek.
Sarı Kırmızılılar yıldız futbolcunun transferiyle birlikte merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Galatasaray'dan Mario Limina bombası. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Sarı Kırmızılılar, merkez orta saha bölgesi için takıma seviye atlatacak düzeyde bir takviye yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer listesinde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran ve Okan Buruk'un da çok istediği Mario Limina. Premier Lig'de Wolverhampton formatı giyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma giyme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Peki siz Limina'nın Galatasaray'a dönmesini ister misiniz? Limina dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a Icardi için dev teklif. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Arap kulüpleri kesenin ağzının sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla transfer piyasasının odak noktası haline gelen Fulya kulüpleri, Hasan'ın ikonik yıldızı Icardi'ye de transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncuyu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güçlü bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 50 milyon euro. İdayan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte senede 10 milyon euro net maaş alan Icardi için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 50 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nassr, Mauro için de yıllık 40 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi'ye Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulislerde Icardi için daha önce Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro öneren Suudilerin 50 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor.